Hal ve gidiş Marmaris'te konuşuldu. Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikleri Grup Gündoğarken'in müzikli oyunu ile final yaptı. Gökhan ve Burhan Şeşen'in, Hal ve Gidiş isimli müzikli oyununda sohbet ve müzik bir aradaydı. Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yaylalı'nın da izlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda Başkan Vekili Yaylalı sanatçılara çiçek takdim ederek, Marmaris'e geldikleri için teşekkür etti. Marmaris Belediyesi bu gençlik adlısında yaptığı etkinliğin sanırım sonuncusu biziz. Hep bize sorarlar böyle. Gündoğarken ismi nereden geliyor, nereden geliyor diye. İşte Gündoğarken ismi Gökhan'ın, bakın bu benim günlüğümdür. Ben 1976 yılından beri günlük tutuyorum. Neredeyse 76, 86, 96, 2006, 2016. O bayağı olmuş. 50 sene yaklaşmış günlük tutma. Net söyle net. Kaç sene olmuş? İşte o civarda. 46. O civarda bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi Gökhan'ın o yıllarda tabii ki yazdığı şarkı hiç bilemezdik ki o yıllarda bir grubun ismi olacak. İşte Türkiye'de az çok şarkıları bilinecek, sevilecek falan. Ama dediğim gibi Gökhan'ın bir şarkısıdır Gündoğarken. O içindeki sözler üzerine zaten altta da yazılarda geçmiştir, görmüşsünüzdür. Bizim hayat felsefemize çok uygun olduğu için... Evet, niye hal ve gidiş? Aranızda şöyle bir kahne alan var mı? Evet. Ah, evet. Var, değil mi? Peki, bu kahneleri aldık. Peki şu dersleri hatırlayan var mı aramızda? Evet. Değil mi? Temizlik, intizam, neler var başka orada? Arkadaşlarıyla geçinme falan. En önemlisi hal ve gidiş. Şimdi ama ilkokul karnelerinde, bunlar ilkokul karnesinde vardı, ortaokul karnesinde galiba yoktu. Çünkü ilkokuldan hal ve gidişiniz pek iyi olmazsa mezun olamıyordunuz zaten. Direkt atıyorlardı biliyorsunuz. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki. Tabii ki ciddi söylemiyorum. Neden değişti bilmiyorum. Babam şunu söylerdi, oğlum matematik kötü olabilir, Türkçe kötü olabilir, hayat bilgisi kötü olabilir. Çalışarak onları düzeltebilirsin. Ama hal ve gidişin kötü olursa düzelmez demişti. Haklıymış Sıralı. Hal ve gidiş notu ailelerin notudur diyor. Çok doğru. Evet. Belki de o yüzden kaldı. Aynı zamanda Türkiye'nin de notu galiba hanımefendi. Vallahi o yüzden kaldırdılar galiba hanımefendi. Hatırlıyorum ben. Gökhan çok kabiliyetliydi. Hala da öyledir. Ve de hep annene babam, hem çok kabiliyetli hem çok çalışkandı okul ne? Ya niye böyle yapıyorsun? Bak şimdi. Ya Gökhan'ın kapı geçsin. Dur. Utandırıyorsun be kardeşim. Utanmaya gerek yok. Utandırıyorum. Ben şunu söyleyeyim önce. Ben ilkokul 2'de başladım mandolin çalmaya. Bu yüzden söylüyorsan evet yetenekliydim. Evet. Beni de öyle zannettiler. Beni de mandolin kursuna gönderdiler. Ben ilk derste samimiyetime güvenip mandolini bırakarak kaçtım. Çünkü baktım merkez, aynı şeyi çalıyor. Bana hiç uymadı öyle bir şey, tek sessizlik. İyi ki uymamış. Vallahi gerçekten uymadı. Ondan sonra hocama hep böyle annem babam kavga ederdi, Sayın Başkan. Böyle derlerdi ki ben duyardım. Çünkü hakikaten çok çalışkan da aynı zamanda da. Hep aramızda da böyle iki sınıf fark olurdu. Bakışın güneş gibi ısıtır. Gülüşün aydınlatı, üzgün kalpleri. Elinizden şefkatle tutar seversin. Dünyaya geldiğimiz günlerden beri. 11 yaşında bir çocuk, öbürü de 8 yaşında falan. Şarkıları var, şarkı yapmışlar, biri onu seslendiriyor. Yani gerçekten bakın, bu lafın özellikle gençler ne olur bellesinler. Türkiye'de bir şeye rağmen bir şey yapabiliyorsunuz. Kimse sırtınızı sıvazlamıyor iyi bir şey yaptığınız zaman. Bu ne olur, aslında bizim normal olarak bu travmatik durumdan sonra birer sinir katil olmamız lazım Gökhan'la. Ben sonrasında daha da ilerlettim bu işi. Gördüğünüz gibi Vefa futbol takımında da futbol oynadım.
Merhabalar, öncelikle herkesi selamlıyorum. Sizin gibi değerli sanatçılara bugün Marmaris Sarma bizlere gurur verdi. Sizin gibi değerli sanatçılara az kaldı. Ayrıca dün büyük bir coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bugün burada bir kez daha kutluyorum. Her ne kadar değerlerimiz unutulmaya çalışsa da biz de aslında yürümeye devam ediyoruz. Bugün yaşattığımız keyifli dakikalar için kimi zaman hüzünlendik, kimi zaman güldük. Sağ olun. Yani anıları tazelemek istedik. Sizler hakikaten şarkılar dışında da bir takım şeyler paylaşmak istiyoruz. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz sizlere. Biz de Marmaris Sarma ve misafirlerimizle çok teşekkür ediyoruz. Efendim merhabalar hepinize. Bütün Marmarislilere çok teşekkür ediyoruz. Bugün Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikte. Hal ve Gidiş isimli projemiz var. Gökhan'la son dönemlerde yaptığımız. Evet. Aslında Gündoğarken'in 40 yıllık bir serüveni. Onu paylaşma fırsatı bulduk. Bütün izleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Marmaris Belediyesi'ne tabii ki. Evet. Sen nasıl buldun abi Marmaris? Ben de sana aynı soruyu soracaktım da. En son Marmaris'e herhalde bir 20 sene önce falan gelmişimdir. O kadar değildir be. Vallahi o kadardır ya. Biz Gökhan'la ilk kez Marmaris'e geldiğimiz zaman... Ben son dedim, ilk kez 73 veya 74'tür doğru. Yani hakikaten doğanın her türlü şeyi, güzelliği bahşettiği bir Marmaris biraz daha yapılaşmaz olsa aslında şahane olur yani. Evet, evet. Yani ben biliyorum ki herkes elinden geleni yapıyordur ama bize hep eski halini görmek, eski halini hatırlamak istiyoruz. Sadece Marmaris için değil be Burhan. Maalesef doğru söylüyorsun. Çoğu yer öyle oluyor artık yani betonlaşma ciddi bir şekilde arttı. Bir de bu şey bizi çok üzdü tabii. Hani çıkan yangın, ormanların geçti, yok olması falan. Evet, evet. Bazen işte karayoluyla geldik, gördüğümüz yerler vardı. Gerçekten işler acıtıyor. Neyse biraz güzel şeylerden bahsedelim biz de sürekli. He? Ama Marmaris yine her şeye rağmen çok çok güzel. Marmaris seyircisi de öyle. Buna vasıta olan, ne olan, aracı olan bütün Marmarislilere, Marmaris Belediyesi çalışanlarına, Kültür Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hal ve gidiş nasıl? Hal ve gidiş. Bugün çok güzel bir şey söyledi. Hakikaten hal ve gidiş. Çok güzel bir şey söyledi Hal hanımefendi ya. Ya. Önce şöyle söyleyeceğim size. Niye hal ve gidiş yaptık bu projenin adını? Ya babam çocukluğumuzda bize derdi ki çocuklar dersleriniz düzelebilir. Matematik, kimya, fizik çalışarak düzeltebilirsiniz. Ama hal ve gidişiniz kötüyse... Bu dedi yani şey geri dönemeyebilirsiniz buradan. Çok güzel bir şey söyledi hanımefendi buna. Sen duydun mu? Duymadım. Duydum, dedi ki aslında dedi hal ve gidiş ebeveynlere verilen bir nottur dedi. Doğru. Gerçekten çok doğru bir şey. Onun için bir an evvel hal ve gidişimizi düzeltmemiz lazım. Bütün ülke olarak. Hepinize evet. Sevgiler.